Selamlar, ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Yeni bir video ile karşınızdayım. 3D Max'in 3. videosunda görme opsiyonlarını, daha doğrusu visual style'ları, yani görme opsiyonlarını göreceğiz. Görme seçenekleri diyebiliriz. Görme seçeneklerimiz bir objenin, yani herhangi bir objeyi koyarsak buraya veya bir tane teapot koyalım. Bu teapot'ı ekranda nasıl gördüğümüzle ilgili olan özellikler. Yani ne gibi? Mesela atıyorum F4'e bastığımızda, daha önce F4 ile ilgili ufak bir şey anlatmıştık. F4'e bastığımızda nasıl bu objenin etrafında edge'leri, yani kenarları görebiliyoruz? Veya neden görmek istiyoruz böyle şeyleri? Bunlarla ilgili bir ders yapacağız bugün. İlk olarak aslında burada ilk anlatmak istediğim şey bu F4 ve J kısa yolları. Yani F4 Edged Faces dediğimiz özelliğin kısa yolu. Şurada pencerenin sol üstündeki realistic kısmına veya realistic artı edge face yazan kısmına bir kere tıkladığımız zaman burada çıkan ilk dört özellikle en alttaki edge face özelliği. Edge kenar demektir. Face yüz demektir arkadaşlar. Yüzlerin etrafındaki kenarları görmemize yarayan özellik aslında bu. Yani aynı zamanda da bu objenin edit poly'e çevirdiğimizde bu objeyi, yani edit poly bir obje bir tipidir, öyle söyleyelim. Burada da gördüğünüz gibi Edge dediğimizde bir alt obje modudur. Seçebildiğimiz, hareket ettirebildiğimiz objelerdir veya alt objelerdir diyelim. Edge'ler, kenarlar. Biz genellikle özellikle poligon modelleme veya box modelleme veya plane modelleme yapacağımız zaman özellikle bu durumlarda F4'ün açık olmasını, yani Edge Face'in açık olmasını isteriz. Bir F4'ün bir avantajı şudur. Obje seçili olmadığında objenin renginde kendi çizgiler seçtiğinizde beyaz şekilde yanar. Yani bir objeyi seçtiğimizi Edit Face sayesinde anlayabiliriz. Bu sayede yine aynı zamanda şuradaki bracketları, yani selection bracket dediğimiz seçim köşegenlerini diyelim veya seçim köşelerini diyelim, fark etmez. Kullanmamıza gerek kalmaz. Çünkü bunun amacı zaten bakın F4 kapalıyken bir objenin seçili olduğunu anlamaktır bu kenarlıkların amacı. Fakat ben F4'e bastım. Zaten bunu anlayabildiğim için J'ye basarak bu selection bracket'ları iptal edebilirim. Yani J kısa yolunda aslında ne işe yaradığını söylemiş olduk. Max normalde ilk açıldığında selection bracket'lar açık gelir. Edged faces kapalı gelir. Yani benim sizden istediğim bir özellikle poligon modelleme yapacağınız zaman F4'e basarak kenarları açmanız, J'ye basarak da selection bracket'ları kapatmanız olacaktır. İkinci avantajı bu kenarlıkların. Tabii biz poligon modelleme yaparken mesela bir tane plane çizersem buraya. Biz poligon modelleme yaparken bu kenarların bizim için çok büyük bir önemi var. Çünkü biz şu şekilde bazen modelleme yapacağız. Özellikle plane modellemede sağ click convert editable poly diyeceğim ve bakın bu kenarı seçip shift'le buradan farklı biçimlere bunu değiştirebileceğim. Veya farklı biçimlerde oluşturabileceğim. İşte vertexlerin yerlerini değiştirebileceğim. Tabii bunun için mutlaka bizim bu kenarları görüyor olmamız gerekiyor. F4'e bastığımda bu kenarı görmeden bunu yapmak daha zor olabilir. Bakın mesela burada iki tane bir kenar var. Çok belli olmuyor. Halbuki burada arada bir kenar var gördüğünüz gibi. Veya aynı şekilde mesela ilk plane çizdiğiniz zaman, ilk bir plane çizdiğiniz zaman bu plane 4'e 4 gelir bakın. Veya son ne bıraktıysanız, son olarak ne ayarladıysanız o şekilde gelir. Ama F4 kapalıysa siz bunu göremezsiniz. Bu yüzden bu bir dezavantajdır. O yüzden Edge Face'i her zaman açık tutmak isteyeceğiz. Bunun dışında ne gibi özellikler var? Mesela bakın Realistic ile Shaded arasındaki farka bakalım. Shaded gördüğünüz gibi şeyi objemizi bize yine bir katı hacimli bir halde gösteriyor. Işıkları, yani highlightları, ışık vuran yerleri bize gösteriyor. Fakat üstündeki gölgeleri göstermiyor gördüğünüz gibi. Bu üstündeki gölgeleri görmek tabii bizim için avantajı nedir? Daha gerçekçi, daha render'a yakın bir halde görüyoruz objemizi. Shaded seçmemizin avantajı da daha performanslı bir şekilde kullanabileceğiniz bilgisayarı bu durumda da. Yani ekranda çok fazla objemiz varsa ve bilgisayarımız zorlanmaya başladıysa Shaded'a istediğimiz zaman dönebiliriz. Consistent Colors'da AutoCAD daha önce kullanmış olan arkadaşlar varsa karşımızda Conceptual'a biraz benziyor aslında. Bütün objeyi tek bir renk olarak görmemize yarar. Bu bilgisayarımızı daha da az yoracaktır. Shaded'dan daha da az yoracaktır. Şimdi realistic diyorum çünkü çok fazla objem yok. Edit Face'i yine buradan açıp kapatabiliriz ama F4 bunun kısa yolu. Zaten söyledim. Facets'ı açarsanız gölgeleri objenin üstünde smooth olarak yani birbirine geçişli olarak dağıtmıyor da sanki
her yüz gerçekten ayrı ayrıymış gibi. Kenarlarda keskin kenarlar varmış gibi gösteriyor. Yine bilgisayar performansında biraz daha az yoran bir şeydir. Aynı zamanda da bir objenin poligon yapısını, mesh yapısını görmek isterseniz kullanabileceğiniz bir seçenek. Hidden Line, objenin sanki wireframe gibi çizgilerini gösterecektir ve arkasını görmememizi sağlayacaktır. Objeyi arka planla aynı renk yapacaktır da diyebiliriz veya. Wireframe en çok kullanacağımız belki şeylerden bir tanesi, seçeneklerden. Bunun kısa yolu da F3, onu da söyleyelim. Wireframe tel kafes sistemini objenin görmemizi sağlayacak. Tel kafes sistemi yani kenarlarını, edge'lerini objenin görmemizi sağlayacak. Nasıl bir durumda bize yararı olabilir bakın. Atıyorum bu objenin içinde bir tane küre olduğunu düşünelim ve bu kürede bir değişiklik yapmak istiyoruz. F3'e bastığımda bunu göremiyorum tabii ki ama F3'e tekrar bastığımda wireframe açtığımda bu küreyi seçebilir ve bunun üstünde bir değişiklik yapabilirim. Bazen de iki boyutlu objeler çizerken bizim için avantajlı olabiliyor. Bu durumlarda F3 kısa yolunu veya wireframe modunu kullanabiliriz. Bounding Box objeyi temsili bir kutuyla gösterdiği durum Max'in. Bu genellikle bilgisayarınız yine çok performanslıysa Max'in otomatik olarak yaptığı bir şeydir. Sizin gönüllü olarak bunu seçeceğinizi pek zannetmiyorum. Çok işinize yaramayacaktır diye düşünüyorum. Clay'de objelere kil rengi atayarak bütün objelerin aynı renkte işte ışık dağılımını, objelerin highlight yerlerini falan rahatlıkla görebilmek için kullanılan bir durum aslında. Bunun altında stylized'ın altında işte farklı tipte stiller de var. Mesela grafit gördüğünüz gibi sanki kara kalemle çizilmiş gibi objeyi gösteriyor. Gibi farklı seçenekleriniz de burada mevcut. Kurcalayabilirsiniz tabii ki. Lightning and Shadows ışıklarla ilgili bir yer. Eğer sahnemizde bir ışık varsa bunu viewport'ta etkisini görmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz bunu soruyor. Gölgeleri görmek istiyor muyuz bunları soruyor. Tabii henüz ışık koymayı bilmediğimiz için bunlar bizim için çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yine materials malzemelerle ilgili ayarlar. Bunlar dediğim gibi henüz bizim için çok fazla bir şey ifade etmeyecek. Yavaş yavaş sonradan bunları görebiliriz. Tekrar realistiğe görüyorum. Geçiyorum. Viewport background şu kullandığımız görme penceresinin viewport'un arka planının rengidir arkadaşlar. Viewport background'da gradient color bir gradyanlı yani degradeli bir geçiş iki renk arasında kullanılıyor şu an diyor. Evet hakikaten de bakın yukarı taraflar koyu griyken aşağı taraflar açık gri. Bu aradaki geçişi bize sağlıyor. Solid color tek bir renk olarak verebilirsiniz veya farklı seçeneklerde sunabilirsiniz. Mesela burada şu an seçtiğim environment background gerçekten 8 kısa yoluyla açtığımız environment yani çevre menüsüne atadığımız rengi bize arkada gösteriyor gibi. Bu render'da çıkacak renk aslında arkada gibi seçenekler de mevcut. Biz tekrar buradan gradient color'a dönelim. Peki görme seçenekleri genel olarak bu kadar. Configure diyerek de viewport'larla ilgili, görme seçenekleriyle ilgili ayarlara, daha ayrıntılı ayarlara girebilirsiniz. Yavaş yavaş zamanı geldikçe bu ayarları da gösteririz. Bugünkü derste işlemek istediğim bir konu daha var. O da hazır görme açıları. Mesela şöyle bir örnek vereyim. T'ye bastığımda top görünüş yani üst görünüşe geçme. L'ye bastığımda left görünüşe geçme. F'ye bastığımda front görünüşe geçme. P'ye bastığımda da perspektif görünüşe geçme gibi ayarların bulunduğu özellikler. Hemen şuradan bunlara da ulaşabiliriz. Bakın perspektif, top, bottom, front. Kısa yolları da burada yazıyor gördüğünüz gibi. Bu hazır görünüşler de bizim için çok önemli olacak. Bazen işte üst görünüşe özellikle geçmemiz gerekecek. Zaten örnekler yaptıkça da siz de bunları göreceksiniz. Kamera koymayı da henüz bilmiyoruz ama ve ışıkları da buradan geçiş yapabiliriz. Bir tane burada yine önemli bir özellik var. Show Safe Frames özelliği. Render'da çıkacak safe frame'imizi yani güvenli çerçevemizi bize gösterecek. Yani render'da çıkacak ekranı aslında bize şu an gösterecek. Şöyle bir örnek verelim bunun için. Bakın mesela şuraya bir tane daha teapot koyayım. Okey dedim. Shift F'ye bastığımda bu teapot'un daha büyük bir kısmını görüyorken Shift F'ye tekrar bastığımda daha küçük bir kısmını görüyor olabilirim. Veya farklı yerlerden de kırpılıyor olabilir bu render. Yukarıdan ve aşağıdan daha büyük yerlerde görüyor olabilirim. Safe frame bize mesela şöyle bir örnek yapalım o zaman da. Alt kısmı şuraya bir tane teapot koyuyorum. Shift F'ye bastığımda bakın daha az bir kısmını görüyorum. Şu an daha çok bir kısmını görüyorum. Yani ya kenardan ya da üst ve alttan render setup'a tıkladığımızda buradaki çözünürlük oranına uyduracak şekilde ekranı genişletiyor veya küçültüyor diyelim, daraltıyor veya uzatıyor diyelim. Ve render'da çıkacak alanımızı gösteriyor. Bu Shift F de bizim için çok önemli. Sahnelerimizi modellerken tabii render'da daha çok üstünde
Duruz. Peki bugünkü dersimiz bu kadar. Hatırlatmalarımı yapıp hemen dersi bitiriyorum. Eğer dersimizi beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak bunu belirtin. Kanalımıza yazılmak isterseniz, Yakın Kampüs kanalına yazılmak isterseniz subscribe butonuna basarak yazılabilirsiniz. Ve siteden izlemiyorsanız yakınkampüs.com sitesine de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Sitede birçok ücretsiz eğitim videosu bulunuyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşmek üzere.